Herkes aldı mı şeylerini, aldıklarını? Evet aldı. Ölen anneminki. Anneminki ben tek değil mi? Ben işte. Anne öyle değil. Ama anne kalıntı kısmı. Bir giriş yapalım. Ben şöyle geçeyim. Anne kalıntı kısmı şöyle şöyle şöyle. Şimdi bir dakika bir giriş şöyle yapıyorum. Herkese merhabalar. Bugün... değişik konseptli bir video çekiyoruz. Tamam. Tamam. Challenge videosu çekiyoruz. Oyunda şu kartlarımız var ve ağzınıza bunları takıp o kartlarda kelimeleri birbirimize birbirimize anlatıyoruz. Ben okuyacağım. Çalışacağım. Tek bir sıkıntımız var. O da anneannemin takma dişleri. Çünkü bunu takınca anneannemin takma dişleri düşüyor. O yüzden tutmak. Ayrak daha da tut, anneannemin dişlerini tut. Şimdi öncelikle size tanıtayım. Anneannem, şöyle kameraya şöyle bakar falan. Anneannem Bige, kardeşim Tara, annem Menije. Evet, şimdi challenge'ımıza başlıyoruz. Anneanne oyunu anladın. Anneanne. Anneanne kelimeler vereceğim, onu söylemek istiyorum. Biz dinleye çalışacağız, tamam mı? Şey damlıyor buradan. Ben Salyan seçeyim mi bir tane? Anneanne aldın mı? Gel hadi. Şimdi. Ben şuna kal. Anneanne aldın mısın? Hadi ya. Bir saniye karıştırayım şunları bir. Ya da ben seçeyim direkt sana. Yaşa da. Yok. Elin çok güzel adı ha. Ne normali kaldı mı adı? Onun çilek kaldı da. Şikeli. Birincisi. Oturma odasında. Hadi. Oturma odasında ağaç kapama. Sen ne yapıyorsun? Oturma odasında ağaç kapama. Oturma odasında ağaç kapanlar. Tamam, bir tane kemiği yedik. Hayır, anneanne, anne. Kreker, kreker sevmez. Anne! Pardon. Şarkı söyleyeceğiz. Anneanne arkamda yapsana, kaydodan çıkarsın yoksa. Anneanne şimdi şarkı söylerim. Sen hangi şarkı aldın dinleyeceksin? Dinleyeceğim bir dakika. Hazır mısın? Alo alo. Bu şarkıyı kim söylediğini bileceksin. Anneanne mi bilecek? Evet anneanne bilecek. Anneanne hangi? Bu şarkıyı kim söylese? Bu şarkı ama ben de anlamıyorum şu an. Bu bir şarkı açacaklar. Hangi şarkı? Ne söyleyecek? Ha anne ablam söyleyecek. Sen de hangi şarkı olduğunu anlamaya orada çalışacaksın. Tamam tamam. Tenlerinde gir ayağa. Gelmedin de ayağa. Yeter. Hayır anneanne. Bitmedi anneanne. Hazır acıdı. Anneanne sen kendini biraz tanıtır mısın izleyenlere? Ne? Sizlerin kırılanı olan size değil. Ne? Ne? Ay geyim. Sen ne? Sen dedi ki. Neyinde yaşa? Neyinde? Sizin kral olmuş bir... Kırılanı olan size değil. Kurban, deli. Kurban. Sizin kırılanı ne? Kurban. Anneannem diyor ki sizin kırılanınız olmuş. Kırılan. Kırılan. Kırılan ya. Kurban. Kurban. Tamam. Kendini anlat. Kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun? Anne kalış. Kalış. Anne kalış. Kaç
Zaten konuşamıyorum. Anne. Yeter vallahi acıza. Yırtıldı dudaklarım. Niye yırtıyorsun anne? Ben sana duruş sürerim sonra nemlendirici. Duracağım ya. Buyur ne diyor? Evladım anlamıyorum. Her yerim yırtıldı. Niye yırtılsın? Tamam normal sohbet edelim anne. Evet normal. Tamam. Tamam. Demensin zehirimdi sayılarak. Manyak mısınız? Tamam anne normal sohbete dönebiliriz. Evet. Vallahi billahi tamam. Her yerim yırtıldı. Tamam, sizde hadi. Akıl yok, fikir yok. Tamam sen hadi şimdi kendini anlat bakalım. Ben mi? Ben Menice'nin annesiyim. Ala'nın, Tara'nın anneannesiyim. Başka neler yaparsın? Çocuklarımı çok severim. Bir de Kerem var. Onlar için böyle bir de Kerem var. Bir de Kerem var. Kerem var bir de. Dayımı unuttum. Oğlum o benim. Ben buradakiler için söylüyorum. Onu nereden bilecek? Bu tarafa doğru konuş annem. Niye? Onlarla konuşuyorsun. Tamam. Evliyim. Abbas diye bir kocam var. Kerem diye de bir oğlum var. Oğlum büyük. Ay. Menice ondan 6 yaş küçük. Menicem bana 2 tane de nur gibi torun verdi. 2 tane de tüylü torunum var. Pinatla Roka. Biri Pinat, biri Roka. Başka ne anlatayım? Anlat diyorlar. Ben nereden anlatırım evladım bu saatten sonra? Ne anlatayım? Anlatacak şey çok. Anne seni de tanıyalım. Ben Ala ile Tara'nın annesiyim. Çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Sürekli seyahat ediyorum. Çalışıyorum. Ondan sonra kızlarımı çok seviyorum. Bir tane de Peanut diye köpeğim var. Hala seyahate gittikçe Roka da bizimle beraber kalıyor. Biz Tara ile beraber yaşıyoruz. Güzel kızımla. Güzel kızım tiyatrocu olacak. Evet Tara da bahsetsin biraz. Neler yaptın? Konuş. Niye ağzında şey yok senin? Şu an herkes çıkar. Hayır zeminde hiç takmadın. Böyle gerekti. İstemiyor göstermek ağzına. Ben bayıldım sanki göstermeye. Hadi söyle. Ben 17 yaşındayım. Zaten ablam soru cevap videosunda bahsetmiş bayağı. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da tiyatro okuyorum. İnşallah bir tiyatrocu, oyuncu olurum ileride. Onun için çabalıyorum. Bu kadar benim için. Ay anne sen biliyor musun? Benim Instagram'da bayağı bir takipçim var. Kaç kişi var anne söylesene. 40 bin kişiye yakın takipçisi var anne. Anlar. Tanım ve hepsi. Her gün senin fotoğraflarını koyuyorum. Hangi fotoğraf? Sen Türkiye'nin en ünlü anneannelerinden bir tanesisin anne. Öyle mi? Evet. Her gün seni koyuyorum. Eyvah. Mayolu bikinili falan koyuyorum. Eyvah. Deme öyle. Anneanne düğünden biraz konuşalım istersen. Ha, düğünden sonraki neden sağır olduğunu anlat. Benim kulaklarım bugüne kadar yani hala evleninceye kadar gayet iyi duyuyordum. Şu anda gittiğim doktor %17 işitme kaybım var dedi. Kızım Menije de bana sağırsın anne diyor. Evet, 216 diyorum anne. Çünkü 216. Hala'nın kınasından sonra, o gümbürtüden sonra kulaklarım iflas etti. Ablam yani, hoparlörün oraya oturtturmuş galiba ablam. Yani yok canım normal yerdeydi ama öyle gürültülü yerdi ki. Şeyde seni de şey olarak tanıyorlar. Ne kadar atmayı sevdiğini biliyorlar. Son çöp bükücü. Beğenmediklerimi size yakıştırabilirim, her şeyi atarım. Ama tamam mı hani... O zaman iş söylemeyin bana, yapmayın. Yeni alınan şeyleri de atıyorsun ama. Beğenmezsem atarım. Atmam. İşine yarayacak birine veririm. Ama insanlar çekiniyor seni evlerine almaktan. Almasınlar, ben kimsenin evine gitmeye bayılmıyorum ki. Ama geçen gün ben odamla ilgili yapma dedim, sen yine yapmışsın. İyi ettim. Babam bu zamana kadar atmamış. Evet çok. Dedem duruyor mu gerçekten? Dedem atasın gelmiyor mu? Deden. 55 senelik hayat arkadaşım o duruyor. Ha, ya şey vicdan yapıyorsun ondan atamıyorsun. Terbiyesi tek. Düşün altında bir şeyler yatıyor. Ala dünyanın en kötü çocuğuydu Tara karşısında. Çünkü Ala'nın en çok sevdiği şey Tara'yı yıkarken Tara'nın boğuluyor gibi olması. Onu gördüğü zaman kahkahalarla gülüyordu. Kahkahalarla ama böyle bir şey yok. Karşısına geçiyordu. Ne zaman kitap yapmaya başlıyordu. Hala çığlıklarla gülmeye başlıyordu. Hiç yıkanmayı sevmiyordu. O zaman hayır, bebekti ama. Bebekti. Küçükken şimdi bir de ablamın şeydi böyle benimle eziyet etme şeyi birazcık nasıl diyeyim? Bordo çoraplardan da. Evet evet. Şimdi ben mesela daha büyüdüm falan. Annem o zaman stüdyo dairede oturuyor. Annem içeride oturuyor. Biz ablamın arkadaşı. Bir arkadaşınla beraber içeridesiniz falan. Beni bağlardı. Bizim o civcivli bir atlama etimiz vardı.
ona böyle bağlıyordu elimi kolumu falan. Arkadaşı tutuyordu beni falan. Sonra beni gıdıklamaya başladılar ki altıma işemem. Hani altıma çok gıdıklamaktan bahsetmiyorum. Gerçekten altıma işememi bekliyordu. Hani bir kere işiyordum, içeriye gidiyordum, temizleniyordum. Tekrar işetiyordu altıma. Ama ya ben... Aa gitti, eyvah eyvah. Aferin, aferin benim için. Roka çarpma kameraya. Rokacığım, gel. Roka gel. Bir kere de şey yapmıştı. Tara'nın ağzına üzümleri tıkıp, sen hatırlıyor musun? Dedemle sen, dedem sen, ben, Tara, annemler yoktu. Tara'nın ağzına, bebek ama Tara daha kaç yaşındaydı? Çok küçük, herhalde bir yaşında falan. Bir yaşında falandı da, yani yürüyordu ama. Evet evet. Ağzına bir bütün, anneannem de üzüm yıkamış vermiş bize. Bütün üzümleri ağzına tıktım Tara'nın, sonra salonun ortasında bunu bir döndürdüm. Başı dönene kadar. Sonra Tara kusmaya başladı. Anneannem, Abbas yetiş! Çocuk ölüyor. Tara'yı böyle uçak gibi tutmuşlar, kusturuyorlar. Dedem de at almış ya Ali'ye. Eşek. Eşek pardon. Büyükada'da. Büyükada'da. İstedi diye. Ay. Eşek eve servisleri varmış. Şuyum Erkum. Tamam. Dedem de alır öyle saçma şeyleri. Yokuş. Niye yokuşuydu o? Anlatılacak en güzel şey odur. Ben herkese anlatırım. Ben hayatımda çok biliyorum evlatlarımı ne kadar sevdiğimi. Ama o gün kendi kendime ispat ettim. Menice, Tara'ya hamile. Sen ne kadar? 6-7 yaşındasın. Fevkalade güzel Marmaris'te iskelede güneşlenirken hadi denize girelim dedik. Genç ağır ağır indi iskeleden, yüzmeye başladı. Sen de onun yanında bu yaratık hikayesi mi? Evet. Ben de başladım sizle beraber yüzüp konuşmaya. Şöyle bir baktım, altında bir yaratık var. Ama nasıl simsiyah bir yaratık. Elleri, ayakları böyle. Bir daha baktım, yanlış görmüyorum. Nasıl gırtlağımdan bir ses çıktı. Çabuk çıkın, çabuk çıkın. Öyle bir ses... Ala da sudaydı. Evet hatırlıyorum. Ala da ikisi de bir şey oldu diye iskeleye doğru yürüdüler. Ve ben kendimi derine attım. Elimi kolumu sallıyorum ki siz çıkıncaya kadar bir şey yapacaksa bana yapsın. Kıyamam yani, ya. Bunlar çıktıktan sonra ben ağlaya ağlaya iskeleye yüzdüm. İskelede fenalık. Menice bana dedi ki ne oldu? Altımızda bir yaratık var. Altımızda bir yaratık var dedim. Anne diyor, delirdin mi? Ne yaratığı? Var dedim. Canavar var. Sizi yiyecekti. Nasıl? Ama o zaman anladım ki kendimi feda ettim. Yani artık. Menice iskeleden kalktı. Attı kendini yere. Nasıl gülüyor anlatamam. İki tane balık adam ellerinde zıplıyor. Simsiyah balık adam gezisiyle derinde yüzüyorlarmış. Gördün mü ne cefakar. Ben orada anladım ama kendimi. O güne kadar anlamazdım. Bak, analık bu demek işte. Kendini feda ediyor. Sen tak bakayım. Ara çağırıp taksana, seni de görüyorum. Sen takmayacağım. Neden? Takmayacağım. Ben susadım hadi. Eren nerede? Eren içeride. Eren deli mi ayol buraya gelsin? Akıllı çocuk. Bunlarla uyuyor mu? Başka bir şey anlamadım. Ayrıca eğer beni çekiyorsa bu, söyleyeyim sana. Ben buraya yemin verdikleri için geldim. Kendi kendime gelmedim canım. Hiç bayılmıyorum bu reklama. Bu derken çekimden bahsediyor. Alanlevinden bahsetmiyor tabii. Gayet tabii. Bu ikisi çok ağır yemin verdi. Eğer bir programa dahil olmazsan diye. Onların cenazemiz çıksın. Hiç ay, bayılma. Bak böyle. Şöyle mi? Kendini ama yeterince iyi tanıttığını düşünüyorum ben bu videoda. Niye? Neden? Neden yaptık bunu? O 17'lik kısma geldi. Hani merak etmişlerdir belki seni diye. Evet. Gerçekten kanalıma konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum sana. Çok teşekkür ediyorum. Allah size akıl fikir versin. Evet, anneannemi uğurluyoruz. Anneannemi adadan yollamaya koyar. Hadi canım, saat kaç? Benim tamam. Dizim başlıyor ben buradan, biraz. Tamam. Hadi Allah tamam, sana. Tamam, hoşçakal. Hadi öperim. Hadi güle güle. Deliler. Eren'im kadar akıllı bir çocuk var mı bak? Bunlara hiç şey yapmıyor. Hadi hadi konuşun istediğiniz gibi. Oynayın da bile. Salaklar. Bir de tükürmediği kaldı. Hoş geldin Nihal. Hani yüreğime. Boş verme. El alem ne derse desin. Hadi hadi hadi. Annem nefret etti ya. O İskoçya'yı. Spoş Frens. Görüşürüz. O şey ne çalıyorlardı anne onlar? Tamam, yanlış yaptım. Hazır mısın abla?
Herkes tek tek söyle mi? Şimdi bir tane atacaksın. Oyun başka bir oyuna geçtik. Bir tane ağzımıza atıp Chubby Bunny diyeceğiz. Ve hani diyemeyene kadar ağzımızı dolduracağız. Evet, full ağzını en fazla kim atabiliyorsa. Bunlar da marshmallow. Marshmallow'larla. Marshmallow. Evet. Evet, annem başlıyor. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny, ben geçeyim. Evet, bakın. Chubby Bunny. Aynen. Yanlara at anne, şimdi biraz yer. Ne kadar stratejik olmayan yerlere koyuyor. Evet. Chubby Bunny. Hadi Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yıkmayın sakın. Kaç kalori oldu? Chubby Bunny. Çekilir. Chubby Bunny. Maşallah. Ağzı. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Şeker bitiyorum şu anda. Evet, çok çirkin. Chubby Bunny. Boğazına kadar soktu. Yutmayın. Yutmak yok. Ne? Chubby Bunny. Sen yiyorsun hala. Bence yeme. Sayacağım bunları. Chubby Bunny. Yemiyorum deli misin sen? Kaçıncıdayız sayalım mı? Ablam yapar. Chubby Bunny. Anneannem de kes kes. Chubby Bunny. Anneanneme de yaptı sayılır. Annem dişini çıkartıp sıkıştırıyordu. Hala yiyorsun. Chubby Bunny. Anne Allah ben ona yemiyorum. Chubby Bunny. Yok. Birazdan kısacağım çatı aslında. Dişlerime düşürdük. Şimdi terleri çok para verdik. Dişlerime takıldık. Tamam devam et. Ben dedim mi? Chubby Bunny. Ben dedim. Yani ısırma, yiyorsun sen. Yiyorsun ya, söyleyeceğim onları. Allah söyleyecek, yiyiyorsa ya. Arkayım sen. Chubby Bunny. Senin sıralar var. Ne stratejik yapıyorum. Bizden fırlamış. Ya bakmayacağım. Chubby Bunny. Hala yiyorsun lan. Anne. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yiyorsun ya. Beni de çok arkaya yiyor. Chubby Bunny. Boyun budurdu. Güzel. Ağzına düşecek. Orada da ikisini salyon attı. Sen ne yapıyorsun? Saymadık. Chubby Bunny. Ay ben hangi sıra döndü ya? Chubby Bunny. Sen yiyorsun. Yiyor. Allah canını alsın yiyor. Çayı çayı. Çayı lan yiyor. Çayı çayın değil. Ne? Tamam çayı mı o ne? Dur. Düzgünsün. Çayı. Çayı. Kusacağım. Aşık üfledim. Çayı lan. Çayı lan. Tamam dedi. Şeker yemiş oldum. Yok artık. Yemedim. Yutmadım. Çok korkunçtu. Ablam işedi galiba altına. Bu arada ilk round'un kazananı benim. Chubby Bunny. Sen bana bakmayacaksın anne. Sen de bana bakmayacaksın. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Hızlı abi hızlı. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Bende. Sayın 3 Chubby Bunny. Sayıyla beraber. Chubby Bunny. Sayıyla beraber 3 Chubby Bunny. 4 Chubby Bunny. Chubby Bunny 4. Chubby Bunny 4. Chubby Bunny 4. Chubby Bunny 5. Chubby Bunny 5. Chubby Bunny 5. Chubby Bunny 5. Chubby Bunny 6. Chubby Bunny 6. Chubby Bunny 6. Chubby Bunny 7. Kusmam. Bakmıyorum. Chubby Bunny 7. Chubby Bunny 7. Chubby Bunny 8. Bak gözlerini kapıyor da. Chubby Bunny 8. Chubby Bunny 8. Chubby Bunny 8. Chubby Bunny. Anneme bakarsan şöyle. Chubby Bunny 8. Chubby Bunny 9 demen lazım. Ben ne anladım? Chubby Bunny 9.
Bir tane çevreni de kurtarmıyor diyor. Hadi hadi. Yine. Çevreni de kurt. Yine. Çevreni on. Ben kazanacağım. Çevreni on. Çöpünü al. Rezeki alsam ağzına. Oldu. Çöpünü al. Çöpünü al. Çöpünü al. On. 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 Çöpünü al. Çöpünü al. Çöpünü al. On bir. Sonra çıkıyorsun. Çevreni 11. Sonra şöyle yürüyorsun. Ben kazanıyorum. Kuracak. Çevreni 12. Devam et. Çevreni 14. Ne yapıyorsun Tarık sen ya? Burun deliklerine sok bir de. Çevreni 10 dedim. Evet. Birbirinden çekin videolar izlediniz. Umarım takip etmeye ve izlemeye devam edersiniz bu videolardan sonra da. Annemin, anneannemin, kardeşimin gerçek yüzleriyle tanıştınız. Umuyorum ki tanıştınız. Benim günlük hayatım ve rutinim. Yenilmiş marshmallowlar orada duruyor. Bir sonraki bu sefer vlogumda herhangi bir challenge veya masa başı bir video değil. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere. İzlemeye devam edin. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.